Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Yarınki Kocaeli yarışlarının tahminlerini vereceğiz sizlere. Yarın Kocaeli'de güzel bir program var. Altının ilk ayağı saat 1'de başlıyor. Yarın 3 tane yarış var arkadaşlar. O yüzden koşu başlangıç saatlerine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kocaeli saat 1'de başlıyor. Ona göre dikkat ederseniz arkadaşlar, ona göre kuponlarınızı ayarlamanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Günün ilk ayağında geçen yarış gören ve sonlarda Gül Yeleli'ye teslim olan 1 numaralı Sabiham'ın bu uygun grupta yarışı kazanmasını bekliyorum ve küçük kuponlara banko olarak öneriyorum. Geniş oynayanlar yanına bir tane at önereceğim. O da 3 numaralı Fadik. 126 günlük aratına rağmen kaliteli bir kısraktır. Her an ters bir yarış yapabilir. Ama ilk önceliğimiz Sabiham olsun. Geniş oynayanlar 3 numaralı Fadik'i de değerlendirebilirler arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde maiden bir yarış. Maiden yarışlar her zaman zordur arkadaşlar. Burada İstanbul'dan gelen ve Kabakum'a ilk kez çıkacak olan 7 numaralı Tutana galiba ilk kez çıkıyor. Ben bir bakayım arkadaşlar, yine yanıltmayayım. Evet, ilk kez çıkıyor. Tutana yarışın en şanslı atıdır. Kabakum'u yapabilirse arkadaşlar ilk şansı ona veriyoruz. Geçen gün Berengüller'in orada yarış koşan 10 numaralı Gonca Sultan maiden grup için iyi bir yarış yapabilir. 9 numaralı Çermik Kızı bu grupta söz sahibi olabilir arkadaşlar. Onu da değerlendirelim. Daha sonra yine son yarışında sonlarda kaybeden 2 numaralı Himayun etkili olabilir. Ve 3 numaralı ilk Karabedir Burak Averbak'la Kaya Ekürlerine ait olan bu safkanda bir sürpriz şansı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağında arkadaşlar değişik bir yarış. Bütün atların bence kazanma şansı var. Riske girmeyeceğim ben burada. Hepsi yazıp burada ters bir atın gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Hepsi diye öneriyorum arkadaşlar hepinize. Bir sonraki yarışa geldiğimizde 5. koşu 1500 metre kum pistte bir yarış ve 5 ve yukarı Arapların bir yarışı. Açıkçası son yarışta Deniz Köpüğü startta kalmamış gösteriyor. TCK sitesinden baktığımda startta kalmasa bu atları geçme şansı çok yüksek 6 numara Deniz Köpüğü'nün bu mesafede. İlk ciddi rakibi son yarışlarında adeta sınıf değiştiren formda 7 numaralı Kevir olabilir arkadaşlar. Yine 3 numaralı Şimşek Kral ağır kilosuna rağmen son yarışında Torus Dağı'nın arkasında güzel bir ikincilik yaptı. Daniel Kaya ile etkili bir yarış gösterebilir, çıkarabilir. Daha sonra 4 numaralı Gediz Kaya diyorum ve çok geniş oynayanları da 5 numaralı Tamer Şah'ı pist nemli olursa özellikle sonlardaki ataklarıyla bir sürpriz yapma şansı olabilir kanaatindeyim. 5 numaralı Tamer Şah'ı da değerlendirelim arkadaşlar. Günün 5. ayağına geldiğimizde arkadaşlar 6 numara Yıldız Sunstar tabii ki bu atlardan biraz daha kaliteli. Son yarışta çok iyi ama yarış gören atlar var. Yarışlarında da hiç fena koşmadılar. O yüzden daha doğrusu yarış gördüler. Mesela Justran son 400'e kadar gayet iyi geldi. Haskaya fazla sıkıştırılmadı. O yüzden ben burada yarış gören atları dikkate almak istiyorum. 6 numara Yıldız Sunstar'ın İlk şansı vermekle beraber 7 numaralı Haskaya'nın mutlaka bugün için 51 kiloyla bir sürpriz şansı olduğu kanaatindeyim. Yine 3 numaralı Jasran viraja kadar İzmir'deki son yarışa gayet güzel geldi. Etkili olabilir. 5 numaralı Nedim Han inatçı bir at. O da bir yarış gördü. Etkili olabilir. Ve son at olarak da 2 numaralı Win For Me diyorum arkadaşlar. Buradaki sıralamam 6 numaralı Yıldız Sunstar önde. 7 numaralı Haskaya ilk rakip. Daha sonra 3 numaralı Jasran. 5 numaralı Nedim Han ve 2 numaralı Win For Me diyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise bir diğer maiden yarış. Açıkçası son yarışında bizim altılı yakaladığımız gün Mihriban Kaya 3. kaldı o gün için. Mehmet Kaya normalde yarışlarda çok hata yapan bir jokey değil ama o gün için hata yaptı. İçeriği tercih edildi. İçeriği de tercih edince önde kazanan at, yanlış hatırlamıyorsam Beyyurdu'ydu at. Tatlı tatlı fauller yaptı Mihriban Kaya'ya. Mihriban Kaya bir türlü o aradan istediği yolu bulamadı arkadaşlar. Dolayısıyla o gün için kazanabileceği yarışı kaybetti. Yarın Onur Öztürk'ün aynı hatayı yapacağını düşünmüyorum. Bu grubu geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı gün koşan Çavuş Babam'dan derecesi çok çok daha iyi. Yarın Onur Öztürk'te dediğim gibi, Onur Öztürk'te benim beğendiğim bir jockey. Her zaman güzel at sürüyor. Değişik bir kantarma tutuş şekli var. Mihriban Kaya'yı viraja kadar tutup virajda etkili bir sprint yapmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Bugün için bu rakiplerini geçmesi bana göre normal bir sonuç olacaktır arkadaşlar.
Bir toparlama yapacak olursak günün birinci ayağında 1 numara Sabiham Banko. Küçük kuponlar için büyük kuponlara 1-3 arkadaşlar. İkinci ayakta ilk atımız 7 numara Tutana, 10 numaralı Gonca Sultan, 9 numaralı Çermik Kızı, 2 numaralı Himayun ve 3 numaralı İlk Karabedir. Daha sonraki ayakta ayrım etmeden hepsini öneriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki koşuda ilk atımız 6 numara Deniz Köpüğü, 7 numaralı Kevir, 3 numaralı Şimşek Kral, 4 numaralı Gediz Kaya ve 5 numaralı Tamer Şah. Bir sonraki koşuda 6 numaralı Yıldız Hanstar, 7 numaralı Haskaya, 3 numaralı Casran, 5 numaralı Nediman ve 2 numaralı Winformi ve son ayakta 6 numaralı Mihriban Kaya Banko arkadaşlar. Videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve yorum yazarsanız memnun oluruz arkadaşlar. Şimdiden yarın size 3 koşuda da bol şanslar diliyorum. Ayrıca WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. WhatsApp grubumuza üye olmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Aylık 50 TL ücretlidir. WhatsApp grubumuza katılmak isteyenler 0545 625 5093 numaralı telefona mesaj atabilirler veya bizi arayabilirler arkadaşlar. Bizden bilgi alabilirler. Faydalı olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hepinize sevgiler, saygılar. Yarın için tekrar tekrar hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.